Muhtarım. Sayın Vekilim. Sağ olun. İyisin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Muhtar ne kadar kibar adam. Çok kibardım muhtarım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mustafa Kişi. Evet. Merhaba. Başkanım nasılsınız? Sağ olun. Siz geldiniz. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Gördüm daha iyi oldu. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah'a şükür. Kınaları da yapmış ablam. Ya da yaptık. Uğurlu kıdemli olsun. Merhabalar. Merhabalar. Sayın milletvekilimiz ve yönetimi, sayın başkanlarımız, mahallemize ve şahsım adına diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Malum mahallemizde yaklaşık 145-150 hane hazineye ait olan parsellerin fiyatı daha önce çok yüksek geldiğinden dolayı sayın milletvekilimiz 2018 Haziran ayında milletvekili olmuş. 2019 yılından bu yana fiyat konularında çalışma yaptık. Sayın Bakanlık'ta, mecliste Milli Emlak Genel Müdürü Kenan Bey'imizin, müdürümüzün yanına vekilimizle gittik. Çalışmalarımızı sürdürdük. Bu vesileyle sağ olsun danışmanımız Mustafa abim ve Kenan abimin vesilesiyle onların öncülüğünde, milletvekilimizin öncülüğünde belli fiyatlarda belli bir yol katlettik. Bu vesileyle bu işin sonuna geldik. Allah'ın izniyle sayın milletvekilimiz müjdeyi vatandaşımıza vekilimiz versin. Peki. Kıymetli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün Fethiye'deyiz. Fethiye Çatalarık Mahallesi'ndeyiz. Kıymetli muhtarım Ramazan Bey ile birlikte az önce onun söylediği gibi uzun bir süreden beri bu çalışmayı yapıyoruz. Sizlerin de bildiği üzere buradaki vatandaşlarımız hazineye ait parsellerin üzerinde evleri mevcut. Yer devletin ve çok uzun yıllardan beri bir sorun var. Hazineye ait olan yerlerde vatandaşımızın konutları var. Fethiye Milli Emlak Müdürlüğü geçmiş dönemlerde bir rakam belirlemiş. Fakat fiyatlar yüksek geldiği için vatandaşımız oturduğu evi satın alamamıştı. Bu konuyla ilgili kıymetli muhtarımız Ramazan Zorbaş bize geldi ve bize vatandaşımızın taleplerini kendisi iletti. İtirazların sonucunda Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve Sayın Genel Müdürümüz, Milli Emlak Genel Müdürümüzle bu çalışmayı başlattık. Hali hazırda metrekaresi şu an 3000 ile 4000 lira değer biçilen şu anki parseller için TOKİ'ye bağlı GEDA şirketini yeni bir çalışma yaptı. Tekrar yerinde bir çalışma yaptı. Değer tespiti yaptı. Bugün burada özellikle söylemek istiyorum. Bir müjdeyi de vermek istiyorum. Metrekare fiyatları parsellerin konumuna göre 1500 ile 2000 TL aralığında yeniden tespit edildi. Yani önceki tespit edilen rakamın yaklaşık yarısına fiyatlar düştü. Mahallemizde bulunan yaklaşık 53 taşınmaz üzerindeki yapı kayıt belgesi olan yaklaşık 150 yapı var ve hak sahiplerine de bu yapılar eğer arzu ederlerse satılabilecek. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Peşin alımlarda %21 indirim olacak. Eğer yarısı ödenirse %10 indirim uygulanacak. Taksitle alımlarda ise %10 peşinat verilecek. Geri kalanı ise 5 yılda ödenecek. Kalan taksitlere kanuni faizin yarısı olan %4,5 oranında da faiz uygulanacak. Parsellerin satışına önümüzdeki haftadan itibaren başlanacak. Kıymetli konut sahipleri müracaatlarını yaparak önümüzdeki haftadan itibaren bu süreci başlatabilirler. Ben bu süreçte emeği geçen başta kıymetli muhtarım olmak üzere Muğla Milli Emlak Müdürümüz Yusuf Bey'e, Milli Emlak Genel Müdürümüz Sayın Tufan Bey'e, Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza
çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu fiyatlar gerçekten yarı yarıya düştü ve bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda bir çalışma yaptık. Muhtarım'da ben de süreci ilk günden beri takip ediyoruz. Bu fırsatı ben vatandaşlarımızın kaçırmasını istemiyorum. Çünkü taksitle ve uzun vadede ödeyebilecekler. Bu da uzun zamandan beri buranın çözülemeyen kronik bir problemiydi. Ben vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hayırlı olsun.